Karaman'dan bir acı haber daha geldi. Ölüm Ocağı 6 işçiyi daha verdi. 28 Ekim günü yaşanan facianın üzerinden 22 gün geçti. Türkiye 18 işçi için seferber oldu. Ermenek'te acı üstüne acı, gözyaşı üstüne gözyaşı vardı. Bize hatıraları aldı. Madenci yakınları ilk başta inanamadı. Fakat umutlar gün geçtikçe tükendi. 4 gündür şuradan gelecek diye beklerim. Yok. Binlerce ton balçık ve suyla dolan madende ilerlemek çok güçtü. Ocaktan 6 Kasım günü hafriyatla birlikte iki işçinin cansız bedeni çıktı. Analar ağladı, yürekler dağlandı. Oğlum yüzme bilmezdi diyerek acısını hafızalara kazıyan Ayşe Gökçe çaresizdi. Onu da böyle dile getirdi. Bulamadım. Ararında bulamadım. Benim oğlum isterim ben. Ben oğlumu uzun isterim. Ben başka bir şey istemem. Hemen nerede bulacağım? Dirisinden umutları yoktu artık. En azından bir mezarı olsaydı. Onlar gene el ölüsünü kaptı. Biz onu da kapamadık. Diri olarak kapamadık. Ölüsünü de kapamadık. Günler süren çabanın sonunda ocağın büyük bir kısmı temizlenmişti. Gündüz saatlerinde iki işçiye daha ulaşıldı. Çalışmalar iki işçinin bulunduğu 4. baş yukarı denilen noktada yoğunlaştırıldı. Saatler sonra Karaman'dan bir acı haber daha geldi. Bu defa 6 madencinin cenazesi bulundu. 8 işçinin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Ermenek Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Ailelerse cenazelerin kendi yakınlarına ait olabileceği düşüncesiyle hastaneye akın etti. Bir acı bekleyiş de burada başladı. Otopsileri tamamlanan işçilerin kimliklerinin belirlenmesi için alınan DNA örnekleri ambulans helikopterle Ankara'ya gönderildi. Çıkarılan işçilerle birlikte sayı 10'a ulaştı. 8 işçiyi arama çalışmaları sürüyor.